Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün özel bir otomobil incelemesiyle karşınızdayım. Bu bir ön inceleme. Eylül önünden itibaren Türkiye pazarında piyasaya sürülecek olan ve hemen arkamda görmüş olduğunuz makyajlanan Clio'ya böyle hızlı bir bakış atacağım. Aracı kullanma imkanımız olmadı çünkü Eylül önünde çıkacak ve sadece arkadaki modeli görebiliyoruz. Ve dış görünümü, iç görünümü falan bir bakalım. Bakalım bize neler sunuyor. Eylül önünden itibaren Türkiye pazarında olacağını söyleyeyim yeni Clio'nun. İşte karşınızda makyajlanan Clio ve tasarım detayları. Makyajlanan yeni Clio Türkiye pazarında Eylül önünden itibaren satışa sunuluyor. Türkiye tanıtım etkinliği bugün yapılan araçta özellikle ön dış görünümün değiştiğini söyleyebilirim. İç tasarımda da bazı ufak tefek değişiklikler olsa da asıl yenilik güncelleyen dış ön tasarımda gözleniyor. Daha modern çizgilere kavuşan otomobil hem atmosferik hem turbo benzinli sürüme sahip olacak. Bu modelin hibrit sürümü de olacak ve Türkiye'de üretiliyor. Fakat bu sürüm Türkiye'de satışa sunulmayacak. 5. nesil makyajsız Clio'da da benzer bir durum olmuştu. Temel sebep ise fiyatın yüksek olması. Aracın ön tampon bölgesi en önemli güncellemeyi alan yeri olmuş. Çizgi şekli alan gündüz farları yukarıdan aşağı doğru düz bir şekilde sıralanmış. Ayrıca önemli bir güncelleme de yeni Renault logosunun kullanımı olmuş. Bu logo Türkiye'de birazdan itibariyle satışa sunulan ve benim kanalda incelemesi de bulunan Renault Austral modelinde de kullanılmıştı. Şimdi Eylül ayından itibaren satışa sunulacak olan Clio'da da yer alacak. Hem önde hem de aracın arkasında bu logo bulunuyor. Ayrıca direksiyonda da bu çizgisel logo kullanılmış. Yandan baktığımda makyajlanan Clio'da tasarım anlamında çok büyük bir fark olmadığını görüyorum. Hatta arka kapı kolları önceki sürümde olduğu gibi gizli tasarlanmış. Bagaj önceki sürümdeki gibi bir tasarıma sahip ve 391 litre kapasite sunuyor. Videoda gördüğünüz bu model Esprit Alpine donanımına sahip. En üst paket olarak tanımlayabileceğimiz bu sürümde mavi renkli dikişler aracın iç mekanında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ama girişte de söylediğim gibi genel olarak iç mekan makyajlanmamış sürümden çok büyük farklar içermiyor. Yeni Clio TCE90 beygir benzinli turbo motor ve SCE65 beygir atmosferik motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Ayrıca aracın 4 farklı versiyonu ve 3 farklı ekipman seviyesi de bulunacak. Ekipman seviyeleri sırasıyla Equilibrium, Evolution, Esprit Alpine olacak. Detaylar net olmasa da bu aracın farklı opsiyonları olacaktır. Yani videoda gördüğünüz her şey pakete dahil değil. Gördüğünüz gibi iç mekanda büyük bir değişiklik yok. Ekranın dijital olduğu söylendi fakat önceki sürümde de var olan bir ekran bu. Sadece biraz değişmiş. Önceki sürümde daha basit ekran seçeneği de vardı. Bu sürümde olacak mı emin değilim. Bir Clio sahibi olarak bu yeni kasayı beğendiğimi söyleyebilirim. Daha teknolojik ve daha havalı görünüyor. Siz yapılan makyajı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni Clio makyajlanmış. Özellikle dış tasarımı ben çok beğendim. Çok daha modern bir tasarıma kavuşmuş. İç tasarımda çok fazla büyük değişiklikler olmamış. Ama farklı donanım ve farklı özellikler de yine geleceğinin altını çizelim. Henüz fiyatı belli değil. Fiyat soracaksınız ama Eylül ayındaki bir otomobilin, daha doğrusu Eylül ayında piyasaya sürülecek olan bir otomobilin fiyatı şu anda belli olması mümkün değil. Ama Eylül ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacağının altını çizeyim. Otomobilin tasarımını siz nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Bu tarz içerikler üretiyorum. Eğer kanalıma abone olursanız kanalın büyümesine ve benim çok daha farklı içerikler üretmeme destek olacaksınız. Bu konuda da desteklerinizi bekliyorum. Beni her zaman da sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.